Merhaba, bugün sizlere Ticaret Bakanlığı tarafından gündeme getirilen ikinci el cep telefonu düzenlemesi hakkında bilgiler paylaşacağım. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan tarafından duyurulan ikinci el cep telefonu düzenlemesiyle birlikte artık ürünler yenilenmiş bir şekilde ve 12 ay garantili olarak satışa sunulacak. Bu son tüketici açısından iyi olduğu kadar üreticiler açısından ve aradaki satıcılar açısından da çok önemli bir madde. Çünkü Türkiye'de yıllık 20 milyon adet ikinci el cep telefonu satışı yapılıyor. Yani ikinci el cep telefonu pazarı neredeyse nüfusun 1/4 diyebiliriz. Bu kadar yoğun bir pazar olduğu için burada güvenlik endişeleri doğuyor. Daha öncesinde ürünü satan kişinin adli bir suça karışıp karışmadığını da bilmiyoruz. Bu tür problemler de yaşanabiliyor. Bunların önüne geçebilmek, daha sonrasında ürünle ilgili herhangi bir garanti var mı yok mu, garanti kapsamında mı değil mi, bunların tartışmasını yaşamamak adına bakanlık tarafından çok güzel bir düzenleme duyuruldu. Bu düzenlemeyle birlikte artık satışa sunulacak herhangi bir ikinci el cep telefonu yenilenmiş olarak satılması gerekecek. Bu da demek oluyor ki ürünün herhangi bir yerinde çizik olmayacak. Örneğin benim telefonumu tekrar satışa sunmak istersem şu anda biraz zor satarım gibi görünüyor. Çünkü üstünde her yerinde çizikler var, kozmetik kusurları var. Fakat böyle bir düzenleme söz konusu olursa ürünler hem donanımsal hem de yazılımsal olarak sıfırlanmış. Yani neredeyse sıfır bir telefon olarak satışa sunulacak. Ayrıca bunlar bakanlık tarafından yetkilendirilmiş merkezlerce yapılacak bu işlemler. Yani bakanlığın yetki verdiği, yetki belgesi bulunan, alanında profesyonel olan markaların denetiminde gerçekleşecek işlemler olacak. Bu sayede hem tüketici hem de üreticiler daha iyi bir hizmet almış ve vermiş olacaklar. Ayrıca garanti kapsamında olması tüketiciyi memnun edecektir diye düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz yenilenmiş ürün olgusu aslında yıllardır Apple tarafından satışa sunulan ürünlerde yer alıyordu. Apple kendi sattığı ürünleri yenilenmiş ürün başlığı altında farklı bir yerde daha uygun fiyatlı olarak satıyor internet sitesinde. Buradan hem bilgisayarlarını, iPhone'ları, tabletleri yenilenmiş ürün adı altında daha uygun fiyatlı olarak almak mümkün. Ayrıca bu yenilenmiş ürünler sadece Apple'da değil, ülkemizde faaliyet gösteren büyük e-ticaret sitelerinde de yer alıyor. N11, Hepsi Burada, Teknosa ve benzeri büyük e-ticaret siteleri yenilenmiş ürün adı altında teknolojik ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Tabii ki bunun ağırlıklı olarak cep telefonları, akıllı telefonlar ve tabletler oluşturuyor. Bu konu aslında daha geçmişe dönük baktığımız zaman GSM operatörleri tarafından da ele alınmıştı. Büyük GSM operatörlerinin yöneticileri piyasadaki ikinci el cep telefonlarını toplayıp yenileyip tekrar satışa sunmayı düşünüyorlardı. Fakat bu günümüzde de Ticaret Bakanlığı tarafından ele alındı ve bu düzenlemenin yakında yürürlüğe geçeceği belirtiliyor. Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Turuncu çok önemli açıklamalar yaptı bu düzenlemeye ilişkin olarak. İkinci el cep telefonu pazarının yıllık 12 ila 15 milyar dolar arasında seyrettiğini söyledi ki çok büyük bir rakamdan bahsediliyor. Ayrıca Türkiye'de yıllık 20 milyon adet ikinci el telefon satışı gerçekleştiriyor. Burada çok büyük bir kayıt dışılık söz konusu. Yani ürünler alınıp satılıyor fakat bunlar hangi kurumlar tarafından satıldığı belli değil. İzlenemiyor, takip edilemiyor. Burada kayıt dışı büyük bir ekonomi var. Bu kayda alınarak ekonomiye katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ayrıca yenilenmiş ürünler bakanlık tarafından yetkilendirilmiş merkezler tarafından yenilenebilecek ve bu merkezler ürünlerin hem alımını hem de satımını gerçekleştirebilecek. Büyük bir istihdam oluşacağını söyleyebiliriz bu şekilde. Çünkü yıllık 20 milyon adet ürün el değiştiriyorsa eğer bu 20 milyon adetin hepsinin tek tek elden geçirilip yenilenerek son kullanıcıya ulaştırılması büyük bir istihdam ve çalışma alanı oluşturacaktır aslında. Sadece cep telefonu değil, cep telefonu ve tablet ve diğer teknolojik ürünler adı altında gerçekleşiyor bu işlemler. Tabii ki ağırlıklı olarak cep telefonu ve tabletler üzerinden yapılacak. Vatandaşlarla yapılan söyleşilerde bu konuya sıcak baktığını söylemiş. Bizde yer alan bir haberimizde garantili olursa ikinci el cep telefonlarının tercih edilmesinin daha fazla olacağı belirtiliyor. Son olarak Ticaret Bakanımız düzenlemeyle ilgili olarak kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamaya başlıyoruz açıklamasını yaptı. Burada aslında bu düzenlemenin tüm kapsamı bakanımız tarafından paylaşılmış. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan burada tüm maddeleri tek tek ele alarak kısa bir paragrafta belirtmiş. Ayrıca bakanımız mevcut durumda özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı ülkemizde yenilenmiş ürün sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığınız yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşandığında garantiden kaynaklanarak haklarınızı kullanabileceksiniz. Burada belirtilen
tamamen kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek, tüketiciler mağdur olmayacak, garantili ürünleri alıp garantili bir şekilde kullanacak, herhangi bir problem yaşadığı zaman da bu garanti kapsamında mağduriyeti giderilecek. Çevreye verilen zararın önüne geçilecek çünkü ürünler yenilendiği için geri dönüşüm olarak düşünülemeyecek. Son olarak büyük bir istihdam yaratacak bu, özetlemek gerekirse. 20 milyon adet ürünün el değiştirdiği pazarda büyük bir istihdam oluşacaktır bu düzenlemeyle birlikte. Ve bu sayede istihdam artacağı için vatandaş da memnun kalacaktır. Önümüzdeki günlerde gündeme ilişkin benzer konularla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.